Çıkıyoruz bakalım. Bir dostumuz şöyle demişti. 15 yıldır bu dağlarda rehberlik yapıyorum. Bilmediğim o kadar çok yer var ki. Daimi gezgin. Selamlar olsun. Evet, bugün Binpınarlı İda'dayız. Yani Kaz Dağları'ndayız. Ekim ayında güzel bir hava yakaladık. Kaz Dağları da şöyle bir Sarıkız zirveye doğru tur yapacağız. Haydi başlayalım. Aldın biletler Hüseyin. Biletler tamamdır hocam. Kapılar açıldı. Biraz çok soğuk diyor. Ne yapacağız? Tadını çıkartacağız. Yapacak bir şey. Evet, Sarıkız'da Sarıkız zirveye doğru yolculuğumuz devam ediyor. İlk olarak aşağıda Ayı Deresi vardı. Orayı es geçtik. Oraya dönüşte gideceğiz. İkinci olarak Kapıdağ Seyir noktası yazıyor. Oraya doğru gideceğiz bakalım. Levhayı gördükten sonra yaklaşık 1 kilometre yukarıda terasın olduğu bölge. Hüseyin, insan burayı var ya ömründe bir kere görmeli ya. Şu manzarayı, Kaz Dağları'nı ömrü hayatında bir kere görmeli her insan. Evet, seyir noktasına geldik. 50 metre kaldı. Aşağısı böyle. Sağımızdaki Körfez. Evet. Terastayız. Abu. Körfez ayaklarımızın altında. Çok güzel bir manzara var. Sarıkız da şurada Hüseyin bak. Şu gözüken yer Sarıkız. Şimdi oraya doğru çıkacağız. Körfez mi çok küçük yerli, biz mi çok yüksekteyiz hocam? Biz yüksekteyiz abi. Ayvalık'a kadar gözüküyor şu anda. Şöyle o bak. Biçim bir manzara yani. Seyir terasından ayrılıyoruz. Sarıkız'a doğru yolculuğa devam. Fatih hocam, insan burada yaşlanır mı be? Evet, geçen sene bu zamanlarda Sarıkız zirveye doğru gelmeye çalışmıştık. Ancak yoğun tipi ve kar nedeniyle çıkamamıştık. Ama bu sene nasip olacak galiba Hüseyin. 1 kilometre kaldı. Evet. Çok az kaldı. Hemen şurada. İnşallah bu sefer zirveye, Sarıkız zirveye ulaşacağız. Rakım 1750 hocam. Buna da kışın kar yüksekliği 3 metreyi buluyor. Kesin olur. Graderler falan kaybolmuştu ya. Yol açma makineleri burada kayboldu işte. Geçen sene Kasım ayında geldik, çıkamadık. Yani 1-2 kilometre kala işte tipiden dolayı çıkamadık. Bu sene Ekim ayındayız. Ekim ayında geldik. Galiba zirveye ulaşacağız. Hadi bakalım Hüseyin, devam. Hadi.
Zağla'nın zirvesi, Sabıkız Tepesi. Herkesin hayatına gelip bir defa görmesi gereken bir yer. Manzara hakkında söylememiz gereken bir şey yok herhalde. Aa, Hüseyin, keklik gördüm. Vallahi billahi keklik. Bak. Görüyor musun kekliği? Nasıl giriyor? Telefonla çekeyim. Telefonu alsana. Al 1-3-4-6 şifre. Kekliğe bak kekliğe. Hocam yayınla herkes şu an. Telefonla çek bu. Yakından çekmez. Şurada sağda bak. Videoyu al. Gidiyor bak, giriyor. Heh. Nerede? Ha, kafası gözüküyor. Sağa doğru geçecek o şifre. Evet Fatih Hocam, Sadık Tepesi'ne çaput bağlayanların dileklerinin kabul olduğu söylenir, rivayet edilir. Biz de bu geleneği sürdürelim hocam. Aynen öyle. Yapalım. Hadi bismillah. İşlem tamam. Sarı kız zirveye veda ediyoruz şimdi. Ama macera bitmedi. Değil mi? Devam edeceğiz hocam, şimdi saat, maceraya. Saat erken. Kaz Dağları'nda macera çok. Keşfedilecek çok yer var. Devam edelim bakalım. Ayı Deresi'ne doğru döndük şimdi. Yolda kestane ağaçları denk geldi. Şimdi devam ediyoruz. Ayı Deresi mevkiini gezdik, dolaştık. Buradan ayrılıyoruz. Evet, Kaz Dağları'ndaki son rotamız da arkamda görmüş olduğunuz yer Akyar Göleti. Hüseyin diyor ki suya girelim. Hocam Ekim geldi ama demin yukarıda donuyorduk ama sence girilmez mi? Yani. Şu ipten atlayacağız. Tamam. Hadi bakalım. Karşıdaki ipten at. Evet Fatih Hocam, çay demleyeceğiz. Suyu. Yok dedim bari, buradan alalım. Hocam şu an bu suda demlediğimiz çayı bir daha içemeyeceğimizi biliyorsun değil mi? Hayatımızın çayını içeceğiz birazdan. Hadi. Hocam bu suya girilecek mi hocam? İnancımız tam mı? Gireceğiz inşallah. Burada atlama mı daha kolay olur hocam? Evet, Hüseyin soğuğa rağmen atlamayı tercih etti. Hey yavrum be.
Çek çek çek. Hoppa. Evet arkadaşlar, Kaz Dağları turumuz burada sona erdi. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.